cesaret bende olsa, korkmaz mısın aşk bir uçsa, ölmez misin kalp bir dursa, bilerek beni kaybettin, dönmüyorum sana her ne olsa, baştan sona her yarışta, bir galip olur bir de asla, kazanamayan birilerin tabi tabi. Evet Mola Saat izleyicileri, bu hafta yeni lezzet keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda yoğun bir izdahamın içerisindeyiz. Bakalım bu izdaham neyin nesiymiş hep birlikte görelim. Merhaba. Merhaba. Şu anda sıradasın. Neyi bekliyorsun? Yemek alacağız, onu bekliyoruz. İki sıraya girecek kadar lezzetli mi buluyorsun? Evet. Peki siz? Evet, güzel oluyor. Genelde neyi tercih ediyorsun? Döner. Döner. Siz? Evet, ben de döner tercih ediyorum. Sana diyorum ben hey yo hey yo. Aşkın uzayıp gidiyor, ayrılırken lütfen sen de... Evet, şu anda Hidayet Usta'nın diğer bir alanındayız. Şu anda da yine geleceğimizin gençleri. Çocuklar afiyet olsun. Sağ ol. Lezzeti nasıl buluyorsun? Tadından biliyorum. Kaçın sınıfa gidiyorsun? 5. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Lezzeti nasıl buluyorsun? Her şeyi güzel biliyorum. Peki sürekli gelecek misiniz? Evet. Evet, şimdi sıcakçıyı dostluyoruz ama dönerle, kızartmayla derken şu anda lahmacunu görüyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Adım Melike. Kaça sınıfa gidiyorsun Melike? 5. 5 sınıfa gidiyorsun. Peki genelde iyi dostlar mı yiyorsun? Hep. Peki nasıl buluyorsun lezzetlerini? Güzel. Peki ne yiyorsun? Döner veya çiğ köfte. Sen ne yiyorsun? Lahmacun. Lahmacun yiyorsun. Peki lezzetleri güzel buluyor musun? Evet, çok güzel buluyorum. Attığın o taşlar kafama değil, bak nereme geldi. Tabii tabii kim ölüyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil, başka yere geldi. Devamlı geliyor musunuz? Aynen, devamlı. Okuldan kaçarak ama öğle arasında izin vermiyorlar. Okul arasında bu lezzete gelinir değil mi? Aynen ya, bu semtteki en güzel yer burası. Nasıl, lezzeti nasıl buluyorsun? Çok güzel, çok beğeniyoruz. Ne yiyorsunuz şimdi? Sarma döner. Çıtır sarma döner. Hı-hı. Evet, çok güzel. Devamlı geliyorsunuz sanırım. Evet. Mutlaka. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Ölüyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil, başka yere geldi. İşte bu güzel işletmenin sahibi Hidayet Usta'mızla birlikteyiz. Birbirinden farklı mükemmel lezzetler yapıyor. Hidayet abi, geçmişten bugüne bayağı bir ürün aynı, lezzetler aynı. Gün ve gün ürün portföyü olsun, müşteri kalitesi olsun. Artık artıyor arzu. Ben geçen sene çekim yaptığımda farklıydı. Çocuklarımızı ağırladınız. Gençlerimizi ağırladınız. Yetişkinlerimizi ağırladınız. Şu anda da bizi ağırlıyorsunuz. Ve aynı zamanda belki de Hidayet Usta şu anda geleceğin avukatlarını, geleceğin gazetecilerini, belki de geleceğin çok büyük yetişkinlerini hazırlıyor bizlere. Tabii bu lezzetli yemekleri hazırlayarak. Abi şimdi özellikle insanlar buradan Mola Saat izleyicilerimiz senin döneri farklı yaptığını, farklı hizmet verdiğini biraz hemen dinleyelim. Şimdi dönerin farklı olması, dönerin özellikle günlük taze olması. Yani şimdi döneri herkes yapıyor. Ama dönerde bizim özellikle dönerde sadece but ve göğüs olması. Yani içindeki baharat olsun, ben günlük taze baharat alıyorum. Yani öyle aylarca çekilmiş baharat kullanmıyorum. Yani bunu da sürüm çok. Sürüm çok olduğu için bizim döner saat 9'da çıkar. Akşam 4.30-5 gibi benim dönerim kalmaz. Bunun sürümü çok olması, sadece butun da göğüsün olması döneri ayrı bir lezzet kılıyor. Artı bizim sadece döner dürümde kalmadık. Bizim burada en büyük avantajımızın taş fırın olması. Taş fırında da yani farklı farklı ürünler, her yıl bir şeyler koyduk. Hepsi yemekleri var, ne bileyim. Hepsi var yani. Çıtır döneri yaptık, ondan sonra tarım üzerine sarma döner yaptık. Yani burada ben sadece büyük üründe kalmadım. Anladım. Sürekli ürünleri yeniledim yani. Hidayet abi, şimdi ben şöyle diyeceğim abi. Ben Hidayet evet, abi diyorum. Artık biraz samimi oldum. Artık defalar çekim yapan. Abi bu döner diğer dönerden farklı. Mesela sarma döner değil mi? Evet. Bu da çıtır sarma döner. Hayır. Taş fırında kaşarlı sarma döner. Taş fırında kaşarlı çıtır döner. Abi bu lezzete bunların bakalım. Bunların teknikleri farklı. Tabii ki bakalım. Tabii ki. Tabii ki efendim. Ben senin şu lezzeti alayım abi. Şöyle alalım. Yüzün kalmıştı. Farkındaydım zaten. Hiç şey yapmam. Afiyet olsun. Afiyet olsun.
Sensiz dünya gibi geliyor bana. Abi gerçekten döner harbiden lezzetli ama yani fark, baksana ağzından görmüyor mu abi, ağzını silmiş süpürmüş ama ortada. Şimdi niye beni ekranlar karşısına incitiyorsun? Ne yapayım, çok lezzetliydi, yedim bitirdim yani. Ama gerçekten abi farklı sunum yapıyorsun, sadece bu dönerde iddia değilsin, taş fırın olması, lahmacunlar olsun, tepsi yemekleri olsun, yani aslında farklı bir şey yaşıyorsun sen abi, değil mi? Yani şimdiki bunların haricinde dediğiniz gibi yani tepsi yemekleri, cenaze yemeği, mevlütte olsun yani. Bunları hepsini yapıyoruz. Şimdi bu sizin yediğinizin sarma döner diyoruz. Bunu sadece tavuk yemeyenler için kıymasını çıkarttık, kuşbaşısını çıkarttık. Bunun vejeteryanı da var. Et yemeyenler için tabii ki vejeteryanı da var. Şimdi biz lahmacunu, herkes lahmacun yapıyor. Tabii ki herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama benim en büyük avantajım bunu zırtta çekmemiz lahmacunun. Evet. Listeye şöyle bakınca, menüye baktığımızda sevgili izleyiciler, etli pideden tutun, etli ekmekten tutun, ne bileyim dönerin farklı versiyonları. Şey de var herhalde değil mi abi, bu pidenin evet, farklı versiyonu var. Tabii. Güveçte bir şey gördüm, güveçtekiler ne oluyor? Evet, şimdi güveçte kiremitte yapıyoruz, et güveç, tavuk güveç. Onun kilis tavasını kıymadan da çıkarttık. Kilis evet, tavası. Et yemeyenler için mantarlısını yapıyoruz. Mantarlı kaşarlı yani taş fırında çok farklı oluyor. Yani bunu biz hem paket gönderiyoruz hem buraya müşterilerimiz geliyor. Yani bu bizim yani bir... sadece öğrenciye hitap etmiyorsunuz. Kesinlikle. Yani şimdiki öğrenci zaten bu caddede 3 tane okulumuz var. Yani bunlar zaten günlük geliyor. Artı şimdi dershaneler özel okul oldu. Oradan bayağı bir gelen öğrencilerimiz var. Artı ders saatlerinde etütleri oluyor. Akşamları yani toplu bir şekilde etütlere yemek de gönderiyoruz. Bu paket servisi araçlarla mı gidiyorsunuz? Öyle bir şey yok. Aracımız da var. Evet. Aracımız güzel da var. Güzel hizmet yapılıyor. Evet, aracımız da var. Çünkü bayağı bir cenaze yemeği falan olduğunda, mevlüt yemeği olduğunda onlar toplu olduğu için onları da yapıyoruz. Bizim burada fırınımız olduğu için tepsi yemeklerine çok ağırlık veriyoruz. Yani daha dün akşam 500 tane lahmacun yaptık. Evet. Dur abi, lahmacun demişken şurada lahmacun artık. Buyurun tabii ki lahmacunun şey tadına da bakın. Şöyle baksana, kağıt gibi olmuş. Lahmacunun en büyük özelliği şöyle Ali Bey gösterirseniz lahmacunun altının böyle kızarması ve ince Ali olması. Ali benden önce evet, davrandı. Abi şöyle yapacaksın lahmacunu. Evet. Şöyle limonu şöyle sıkacaksın. Biberleri atacaksın. Zaten biber her şey içinde abi. Evet, evet. Sen niyetli misin, yemiyor musun abi? Ben niyetli misin? Ben gerçekten diyetliyim. Gerçekten. Ben 10 kilo kadar zayıfladım. Bu aralar biraz kaçırdım. Yani yemeğin içinde olup da diyet tutmak kesinlikle yani katılmıyorum. Yani öbürünün tadına bak, onun tadına bak. İster istemez hafif kilo alıyorsun. Abi gerçekten abi, ellerine sağlık. Mükemmel bir yer. Eski konseptle şimdiki konsept çok çok farklı. Çok, onu çok her farklı zaman söylüyorum. Evet. Şu an gerçekten bir burada insanlar sadece yemek değil, çay da içebilirler. Mutlaka, ne tabii ki. Kafa dinleyecek mükemmel. Hidayet Usta'yla sohbet etmeye de gelebilirsiniz. mutlaka. Ya bizim en büyük avantajımız şimdi 7 yıl oldu. Ben 7 yılda burada yani dükkanda çok şey yaptım. Ama emin olun kazandığımı ben dükkanıma yatardım. Çünkü bura bizim milli bir servetimiz. Evet. Burada 10 tane usta çalışıyor. Yani 2 tane kurye çalışıyor. Yani biz onlardan gerçekten her zaman söylüyorum, bir aile gibiyiz. Bizim usta patron yok. Ben her zaman söylüyorum, en küçük çalıştığım kendi iş yerim. Yani burada ben sadece para bir yana, burada ben kaliteyi tutturup süreklilik istiyorum. Yani bir gelen bir daha mutlaka gelmesi lazım. Yani özellikle şu sarma dönerimizi bir deneyen mutlaka 2-3 tane arkadaşına yani tavsiye ederim. Bu da benim mutlu ediyorum. Evet, bu da benim mutlu ediyorum. Hidayet Usta'm, şimdi öğrenciler buraya geliyor, yetişkinlerimiz buraya geliyor. Evet. Peki öğrenciler buraya geldiğinde, dediğim gibi hani ilk röportajımızın başında da söylediğim gibi, belki de geleceğin gazetecinin, öğretmenlerin, avukatlarını hazırlıyorsunuz şu anda. Onlara hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki nasıl bir duygu içerisindesiniz? Yani ben gerçekten çok mutluyum. Ve öğrenciler de şimdi burada yiyorlar. Hafta sonları mutlaka ailelerini de getiriyorlar. Hidayet Usta şunu yapmış. Yani ben burada, benim iki tane de çocuğum var. Aynı çok karşı okulda. Şey. Evet. Onlar da aynı döneri yiyor. Ya zaten diyorlar ki yani sağlıksız bir şey olsa kendi çocuğuna vermez. Evet. Şu ayran misal, biz buna özellikle makinesini aldık. Köy yoğurdu ve hazır sudan yapıyoruz yani. Evet. Sizler adına bakıyoruz.
Abi burada yok yok. Ne yok burada? Ne eksik? Burada ne eksik? Ben burada yani en büyük avantajım sabah saat 6.30-7'de işin başında olmak, akşam 8'e kadar her gün işimin başındayım. Burada sevgi var yani. Sevgi. İş sevgisi var. Çünkü bizim geldiğimiz İşimiz yer belli. Evet. Severek yapmazsan gerçekten mutlaka. Sevgi Kenan'la ne diyor? Ne yaparsan yap, aşkla yap. Hidayet evet, Usta işini aşkla yapanlardan. Mutlaka. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İleride farklı şube açmayı düşünüyor musun? Sadece talep çok. Hayır yok. Talep çok. Gerçekten biz bunların patentini de aldık. Sarma döner olsun, çıtır döner olsun. Bunların patentini de aldık biz. Yani şubeleşmek istiyorum. Evet. Ama gerçekten tekim yani. Aynen. Yani şöyle arkamda gerçekten çok talep var. Üniversitenin o tarafta, Karataş'ta, yeni bölgede. Yani orada çok talep var. Ama düşünüyorum aklımda yani bir şube açmayı düşünüyorum. Sıcakçı Hidos'u Sıcakçı Hidos 2 düşünüyorum. Yani Sıcakçı Hidos 2 evet. Gümbür gümbür geliyoruz diyorsun. Evet. Bu yaz içinde gerçekten bir güzel bir yapıp yani sadece sarma döner ve çıtır döner bunun cızbızını yapıp orada yine müşterilerimize talep vereceğiz. Evet. Tamam.